Evet sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Bir yolumuz gurbete düştüğü programımızda daha bir konuğumuzla birlikteyiz. Tabii her zaman söylediğim gibi konuklarımızı gerçekten değerlendiren kişi ve kişilerden bizlerden biriyiz. Neresindeydi derseniz Ok Meydanı'nda Perpa Ticaret Merkezi'ndeyiz. Güzel bir insan, Zaralı, Şerefiyeli, Ali Şirli bir güzel insanla birlikteyiz. Kim derseniz kendi sesiyle kendisini tanımış olalım. Biz öncelikle hoş geldiniz diyorum. Merhabalar, hoş bulduk Osman Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dursun Bey, sevgili izleyicilerimiz sizi sizin sesinizle bir tanısınlar. Ben Alişir Köyü'nde doğdum. Şerefiye'ye bağlı. Artık Şerefiye'de bir köy oldu. Alişir Köyü'nde doğduktan sonra ilkokulu zaten kendi köyümüzde okuduk. Akabinde herkes gibi 70'lerin sonundaki göç furyasına benim ailem de ayak uydurdu. Daha öncesinde de zaten Almanya'ya giden bir babam ve etrafımda insanlar var. İstanbul'a göçtük. İşte 77-78'lerde İstanbul'da ortaokuldu. 12 yaşıma kadar, ilkokul bitene çelik kadar. Çömlek. Her şey var. Var var. Çelik çomakta oynadım, kuzulara da baktım. Bunlar çocukluğumuzda yaşandı. Çocuklarla beraber hep birlikte köyün ırmağında da yıkandık. Dolayısıyla yani bizim yaş grubumuz birbirimizi tanırız hepimiz. Doğru. Ciddi anlamda. Tabii şehre geldikten sonraki süreçte ortaokul, lise derken işte üniversite peş peşe bu devam eden bir süreç. Üniversitede mühendislik okudum. Trakya Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudum. Üniversitede mezun olduktan sonra tabii çalışmaya başladık, evlendik, çocuğumuz oldu. Akabinde kendi işimizi kurduk. Ve kendi işimizi kurduğumuzdan beri de 1997 yılından beri de bu işi yapıyoruz. Ama evliliğimde neler oldu? Garsonluk da yaptım. Odun da taşıdım üniversitede öğrenciyken. Duvar ördüm, kalıp çaktım yaz dönemlerinde. Badana boya işleri, hepimizin gençken yaptığı işler bunlar. Neden? Çünkü para kazanmaya ihtiyacımız var. Tabii. Babamın çok parası olmasına rağmen. Babanız yurt dışında mı? Evet, babam yurt dışında, halen orada. Bunları yapmaya gerek vardı, yoksa siz olmuyorsunuz zaten. Yani birileri sizi tutup bir yerden bir yere oturttuğunda o karakter oraya oturmuyor. Ben bu düşüncedeyim. O yüzden insanın hayatında olgunlaşabilmesi için belli merhalelerden geçmesi gerekiyor. Bizimki de böyle bir süreçti. Kendi işimize gelene kadarki süreçte. İşin çıraklığını yaşadınız mı? Bu işin çıraklığını yaklaşık olarak 1,5-2 yıl kadar yaşadım. Ama bir mühendis olarak çalıştım yine o firmada. O sürecin sonunda da kendi şirketimizi kurma fikri gelişti. Oturduk 3 kişi. 4000 dolar parayla biz bu şirketi kurduk. Evet. Bütün sermaye buydu. Üçümüzün cebinde çıkan para da buydu zaten. Yani daha fazlası yoktu. Akabinde tabii yılları kovaladı. Ortaklıklar bozuldu. Şu anki sektördeki yeriniz neresi? Şirketin. Şimdi sektörde ilk 10 firma içinde diyebilirim şirketimi. Tabii sektörde çok fazla sayıda firma var. Yani İrili ufaklı 90'lı yıllarda 2000'in üzerinde firma vardı. Şimdi herhalde 6000, 7000 tane şirket vardır adında yangın geçen. Da tabii sektörlerde alanları var. Tabii. Mesken olsun, sanayici olsun genel anlamda. Şimdi biz sadece endüstriye çalışıyoruz. Bu anlamda bizim gibi endüstriye çalışan firmaların sayısı az. Yani ciddi anlamda sanayi kuruluşlarında çözüm üreten, tasarımı yapan, bunu uygulayan, bunun kontratlı bakım işlemlerini yapan firmaların sayısı herhalde bir bizim bölgemizde İstanbul bazında düşünürsek bir 50-60 firmayı geçmez ama dişe dokunur firma sayısı da herhalde bir 10'u geçmez. O yüzden Aksay bu ilk 10'un içindedir diyorum. Ve bunu Türkiye genelinde düşünürseniz ilk 10'un içindedir. Yani abi, sektör olarak iyi bir yerde biraz şirketim. Biraz şeyden bahseder misiniz? Bu yangın söndürücü gerek tüp olsun, gerekse büyük entegre tesislerde kullanmış olduğunuz, sanayide kullanmış olduğunuz. Belki de biraz halk olaraktan yangın Allah vermesin, afet gelmeden bilmiyoruz. Afetin zor afet. Kesinlikle. Kıvılcının düşmesi bir yere. Bu kıvılcımın tabii doğal söndürme noktaları da var ama
Gördüğümüz kadarıyla büyük bir para, devlette para yatırıyorlar ormanları söndürmek için. O şeyle alıyorlar yani bunlar. Ama biz kendi evimizdeki bir odada yapılacak bir tatbikatla veyahut da söndürülmesi gereken noktasında birazca mesken noktasında veyahut da sanayi noktasında ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle, şimdi aslında bu iş doğru aileden başlıyor, aslında evde başlıyor. Doğru. Şimdi tabii ülkemizde en büyük sıkıntı şu, konuyla ilgili yerleşik standartlar ya hiç yoktu bu sektörde ciddi olarak 80'lere kadar ya da çok böyle bölük pörçük çeşitli lokal belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin yazdıkları işte o bölgede, o sınırlar dahilinde yaşayan sanayi tesislerinin ya da insanların uyması gereken bir kurallar silsilesi vardı. Dünyaya baktığınızda insanlar bunu 1800'lü yılların ortalarında yazmaya başlamışlar. Artık 1920'lere, 30'lara geldiğinde kurallar çok net. Biz de halen evimize yangın söndürme cihazı alıp götürmek anlamında bizim bir şeyimiz yok. Oluşmuş bir düşüncemiz yok. Doğru. Şimdi bu oluştuğunda aslında çok şey değişiyor. Bu sizin hayatınıza zincirleme büyüyerek gidiyor. İşte mesela geçen gün bir evde yangın çıktı. O aileden 3 ya da 4 kişiyi biz kaybettik. Haberlerde izledik. Doğru. Bu belki insanların elinde basit yangın söndürme cihazları olsaydı, bir yangın algılama veya uyarı sistemi olsaydı ki bunun her evde olma ihtimali yok ama yine de belli şeyleri engelleme ve önleme şansımız olabilirdi. Canları kurtarmış olur. Evet, zaten bizim temel felsefemiz şu, söndürmekten ziyade önleyebiliyorsak önce önleyelim. Artık önlemler bir noktadan sonra kifayet etmiyor. Mutlaka bu yangınlar çıkıyor. Çıktığı noktada da mümkünse söndürelim. Evet. Üslubuyla hareket ediyoruz. İtfaiyenin ortaklaşa çalışmış olduğunuz... Şimdi itfaiye aslında kamu yararı adına çalışıyor. Bizler ticari şirketler. Sizler onlarla... İtfaiye ile koordineli şurada çalışıyoruz. Organize sanayilerin hepsinin itfaiye teşkilatları var. Organize sanayideki sanayi tesislerinde herhangi bir tasarım yaptığınızda hangi kuralı kullanırsanız kullanın. Türkiye'deki yerleşik standart olabilir, uluslararası herhangi bir standart olabilir. Mutlaka lokal yetkili merci olarak itfaiye ile o bilgileri paylaşıp projeyi anlatıp itfaiyenin de o projeyi taraf olmasını sağlıyorsunuz ve arkadaşlar da o projede kendi öngörülerini yansıtılmasını istiyorlar. İşte nedir bunlar? Siz acil çıkış kapılarını kurala göre yeterli görürsünüz fakat itfaiyeci orada farklı bir bakış açısıyla bakar. Çok dumanlı yanan bir malzemeniz vardır. 30 metrede bir kaçmak yetmez der size. İlave çıkışlar isteyebilir. Bunları görebiliyoruz gibi. Ama işin özü şu. Organizedeki itfaiye teşkilatlarıyla birlikte çalışırız. Büyükşehir itfaiyeleri ise evet görüş alabilirsiniz. Gidip durumu paylaşıp anlatabilirsiniz ama onlar sizi kamu yararı adına denetlerler. Hepimizin adına aslında denetlerler. Tabi biliyorsunuz bu yetki de anakent itfaiyelerden alındı. Lokal belediyelerin imar müdürlüklerinin altında yanlış hatırlamıyorsam bir birim oluşturuldu. Oraya verildi. İlçe belediyelerine evet. Verildi. Sizin genelde sanayi noktasında olunca sizler mi katılıyorsunuz? Bazı çalışmalar öncü noktasında, bilgilendirme noktasında. Şimdi şöyle, aslında bilgilendirme anlamında fuarlarımız var öncelikli olarak. Yılda bir ya da iki tane fuara mutlaka katılıyoruz. 2 yılda bir yapılan yangın sempozyumumuz var bizim Türkiye genelinde. Ve o 2 yıl süresi boyunca da ortalama her yıl 7-8 taneden oluşan yangınla ilgili bildirilerin sunulduğu, çözüm önerilerinin, tehlikenin tarif edildiği, çözüm önerilerinin verildiği eğitim çalışmaları ve benzeri sektörel bilgilendirmelerimiz var. Buna ek olarak da genelde organize sanayi bölgelerinde bölge müdürlükleri donanımlı. Bunların eğitim salonlarını kullanıp bölgedeki endüstriyel tesislere çeşitli yangın riskleri konusunda da bilgilendirmeler, eğitimler veriyorsunuz. Tabi bu arada doğal olarak şirketinizin de reklamını yapmış oluyorsunuz. Evet. Bu anlamda çalışıyoruz. Evet, Dursun Bey,
Buradan son mesaj olaraktan yangını kapatacağız ama özellikle bizi izleyen sevgili izleyicilerimize mesajınızı da alabilir miyiz? Tabii. Şimdi yangın olası bir durum. Hepimizin başına gelebilir bir durum. Fakat bunun oluşmasını engelleyecek temel etkenleri tamamen olmasa bile kısmen ortadan kaldırabilirsek hepimiz daha huzurlu yaşarız. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve kötü yakıyor. Buradaki en büyük tehlike de can kaybı. Can kaybı oluşmayacak şekilde maddi hasar oluşması kabul edilebilir bir nebze. Ama gönlümüzden geçen onun da oluşmaması. Bu ülke zor kazanan bir ülke. Kabul, çabuk kaybeden bir ülke. O yüzden biz de bu konuya taraftar olmak istemiyoruz. Çabuk kaybeden değil, mümkünse kaybetmeyen bir ülke olmak dileğiyle. Yangında da. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, Dursun Kuzey Şahin. Tabii sosyal bir insansınız. Aktif. Genelde biraz kendinizden bahsettiğiniz zaman biraz anasız babasız yürüyen ve ayaklarının üstüne basan bir insansınız. Hep yani, bu yaşınıza kadar da genel anlamda böyle bir yaşantınız olmuş. Tabii son zamanlarda, son 30 yılını değerlendirdiğimiz zaman hızlı noktalardaki İstanbul'da gelişmelerde bir sosyal bir çevre oluşu. Genel anlamda dernek, vakıf ve benzeri alanlar. Bunlar da hep öncü bir çalışmalarınız oldu. En azından içinde olmaya çalıştım. Evet. Şöyle söyleyeyim, biz aslında şehre geldiğimizde hepimizin hayatında bu tip tesadüfler var. Sizden önce birileri mutlaka gelmişti o bölgeye. Siz de gelip oraya yerleştiniz. Biz de öyle geldik bu şehre. Doğru. Ve kendimizden birilerini bulabileceğimiz bir yer hepimiz için aslında güvenilir nokta. Sığınabilecek liman anlamında. Çünkü şehre geldiğinizde kurallar farklı. Yaşam tarzı farklı. Uyamazsanız kendi kurallarınızı koyuyorsunuz. Bunu da ancak kendi insanlarınızla koyarsınız. Ki bu da çok doğru değil. Şehre kendi kurallarınızla geldiğinizde dengesizlikler ve hatalar üst üste gelmeye başlar. Şehir sizi yiyor. İşte, tabii şehir sizi yer. Evet. Şimdi şehre geldiğimizde dernek çalışmaları zaten 90'lı yıllarda başladı. Bunun öncülerinden biri işte bizim köy derneğimiz kurulurken Hasan Paşa'dır, Aziz Bey'dir, işte Aydoğdu ailesidir ve benim dedem de vardı bu grubun içinde. İlk bizim köy derneğimiz böyle kurulmuştu. Alişir Derneği. Dedem burada bir rahmete kavuşan kişinin de ismini geçmek evet, istiyorum. Evet, dedem de. Zeynel Keskin. Tabii o da dedem. Pardon, Hasan Paşa. Evet, Hasan Paşa. Bunların hepsi rahmetli oldular. Evet. Tabii bunlar oluştuktan sonra bizim derneklerle bağımız hep vardı. Hiçbir zaman kesilmedi. Bir dönem Alişir Köyü Dernek Başkanlığı da yaptım. Ama tabii işlerin yoğunluğu, kendi işinizi yapmış olmanın sıkıntısı, tek adam olmanız nedeniyle çünkü bir ikizinizi yaratma şansınız olmuyor maalesef. Bir de gençsiniz, enerjiniz dolu, her işi kendiniz yapmak istiyorsunuz. O süreçte benim yerime bir sonraki dönem Özgür Çelik Bey başkan oldu. Şimdi de kulaklar çınlasın. Evet, kulaklarını çınlatalım Özgür Bey'in de. Evet, Bahçelievler ilçe başkanımız. Önceki dönemde de zaten Şerefiye Dernekler Federasyonu'nda da yönetim kurulundaydı arkadaşımız. Evet. Neyse, o arkadaşımız geçti. Biz o dönemde tabii ki Şerefiye'deki işte kültür ve sanat festivalimize de her sene katılımcı olarak geldik. Bizim dernek faaliyetlerimize de katılırız sürekli olarak ama bilfiil bu şekilde sponsor olma fikri hiçbir zaman aklımızın ucundan geçmedi. Son zaman geldi. Evet. Şerefiye Dernekler Federasyonu düzenlemiş oldu kültür sanat festivalini. Dernek başkanlığının içerisinde katıldığınız zaman şimdi de festivalin sponsorluğu evet. Gündeme geldi. Bu gündeme gelirken de tabii yine aileden bir kişi. Ailenin içerisinden birisi olan Sayın Haydar Hoca, Haydar Bektaş. Haydar Bektaş. Evet. Aziz Bey, Aziz Yaslan Bey. Aziz Yaslan Beyefendi. Ve bunların bir öncü olması sizin de geçmişteki dernek başkanlığı yapıp ve bugün de festivalin yaşaması için yöremize göre, yöremizin lehçesiyle, ağzıyla sizin söyleminizle sponsor. Sponsor. Yani evet. Ağalık çok hoş bir tabir değil bence.
Ama öyle geçiyor. Yani dernekten yaşaması. İnsanlar böyle nispeten onlara etmek için bu tabiri kullanıyorlar ama ben çok doğru bulmuyorum. Kendi adımı söyleyeyim. 2020 2021 Şerefiye Kültür Sanat Festivali'nin sponsoru. Evet. Daha doğru. Biz burada o zaman şöyle bir de bir ilk oluyor sizle beraber. İlk olmuş olarak bir festivallerin sponsoru diye hiç bugüne kadar çağrışım olmadı. Sunum evet, olmadı. Biz de buradan bir sunum yapmış olalım. 2020-2021 Şerefiye Kültür Sanat Festivali'nin sponsoru Sayın Dursun Kuzey Şahin. Kendisine tebrik ediyoruz. Bereket versin diyoruz. Çünkü ağalık kendisinde biraz daha uzak. Kendini böyle yakın görmek istiyor. Sponsorluklar da bundan böyle de inşallah dernekler, vakıflar, federasyonlar yaşamış olur diyoruz. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Bu da bir ilk olur. Belki 2020'nin ilk yaklaşımı. Olabilir ama şöyle düşünmek lazım. Neticede hepimizin yaşadığı bir bölge. Sizin de yaşadığınız bir bölge. Evet. İnsanlarımız yılda bir kez bir araya geliyorlar. Hepimiz bir yerlerde yaşıyoruz. Ama o toprağın çağrısı bizi yılda bir kez de olsa iki günlüğüne, üç günlüğüne o bölgeye götürüyor. Burada katkıda bulunmak büyük bir avantaj. Büyük bir şans diyeceğim. Ve bu ricada bulunan arkadaşları da kırmamak gerekiyordu. Bu şekliyle evet bu Kültür ve Sanat Festivali'ne sponsor olduk. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bize bu şansı tanıdıkları için. Evet. Biz burada festivalden kısaca değerlendirecek olursak, tabi uzun yıllar devam ediyor. Gerek panayırdı. Sonra festivaldi. Kısa değerlendirecek olursanız, festivalde 3 noktayla bütünleşiyor. Gerek sanat, gerek kültür, bir de sizde, Şerefiye'de farklı bir şey var. İnsanları buğulayan, geleni izleyiciyi izletmekte böyle hayran bırakan bir köy girişleri var. Bu ve bireylerin yani her köyün bireyi kendi içinde o gün için bir farklı bir şeye gerek giysi noktasında gerek evet, görsel noktasında gerekse böyle kendi köyünü şeye çıkarmış oluyor. Ön plana çıkarmaya çalışıyor. Çalışıyor. Evet. Burada bir değerlendirme yapacak olursanız kısaca. Şimdi şöyle dikkat ederseniz bugüne kadar hep böyle hani birinci olan köylerimiz aslında yöresel tavır ve davranışları mizansen haline getirip bir senaryo şeklinde sahaya yansıttıklarında genelde hep birinci olduklarını gördük. Doğru. Dolayısıyla aslında biz özlediklerimizi seçiyoruz diyebiliriz. Yani neyi özledik? Tırpanla ot biçmeyi özlemişizdir. Eskileri. Evet. Orakla belki tarla biçmeyi özledik. Belki kuzularla dolaşmayı özledik arazide. Ben özledim mesela. Evet. Bunu telafi etmek için şu anda İstanbul'da birkaç tane koyunum, birkaç tane kuzum var. Hafta sonu gidip mutlu oluyorum mesela. Aa, güzel. Yani bu tip şeyler söz konusu olunca doğru. Köy girişleri güzel oluyor. Daha da güzel olan bir de tatlı rekabet oluşuyor burada. Tabii hep kültürler ortaya çıkmış. Evet. Bu tatlı rekabetin sonucunda da insanlar tabii bir şey yapmış olmanın getirdiği iç huzurla da mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Her ne kadar birinci olamayanlar üzülse de tabii. Jüriye biraz sistemi derler. Çok tabii normal. Çok normal. Evet. Dursun Bey, programımızın sonuna geldik. Bunu da bahsetmek istiyorum dediğimiz buyurun, nokta varsa değerlendirmesini alalım. Yani bu noktadan sonra herhalde söylenecek çok fazla bir şey kalmadı Üstad. Evet. Çok kabaca kendimizi anlattık diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, insan kendi yöresinde doğar, tabii doyumunu çok çok uzaklarda tamamlar. Ama bir insan doğduğu zaman babasıyla, annesiyle ve büyükleriyle yaşamak ister. Tabii yokluk var ya, yokluk sizi alır, büyüklerinizi geçim için ta şehirlere götürür. Eski heveslerin Almanya'sı vardı, o güzel radyoların olduğu ve orada insan büyüyünce dedesiyle yaklaşım içerisinde, koyunlar, kuzular içerisinde ama bir şekilde de arkadaşlarının ve gerçekten de akranlarının İstanbul gibi büyük bir metropole geldiğini söylerler. O da hevesle gelmek ister. Geldiği zaman tabii ki büyüklerinin yanında var olur ve kendini sığınmaya çalışır. Var olur, okur.
akıllılık yapar. Okur, okur, okur. İki üniversiteyi birden bitirir ve bir şekilde bir şeyler yapması gerekiyor. Yapması için de kendi, bizim yöremizin diliyle kendi sürüsünden ayrılmaması gerekiyor. Sosyal olması gerekiyor. Sosyal noktada bir yerlere gelmesi gerekiyor. Birikimini de paylaşması gerekiyor. Çünkü burası İstanbul. İnsanları bitirir. Bitmemesi için var olması lazım. Dernek kuruyor, kurucularına teşekkür ediyor ve takibinde de yaşıyla birlikte geleceği için, biricik kızı için işine başvuruyor ve işini büyütüyor. Dört arkadaş. Biz de hep söylerler. Dört tane Kayserili bir araya geldi mi iş kurar ama dört tane Sivaslı bir araya geldi mi dernek kurar. Dursun Kuzey, Şahin Beyefendi akıllılık yapmışlar. Nedir bu derseniz? Can kurtaran ve afetleri önleyen, bilgisini, birikimini yokluk olan insanlarla varlık olan insanlar içerisinde eşit bir şekilde dağıtan bir kişi. Ama varlığını dönmüş yine sonra dostlarıyla paylaşıyor. Nedir derseniz Şerefiye'de bir iki gün var. Hayatında insanların nerede olursa olsun o iki gününü Şerefiye'de geçirmek isterler. Belki dün ilçeydi, belki de Paris'ti, belki de başka şeydi ama onlar için Şerefiye'ydi. O Şerefiye'de o iki günü geçirmesi gerekiyordu. O sanat festivalinde en eski neler çıkarabilirdi, o argo sözleri nasıl kullanabilirdi? Atam sen çok yaşa ama bu bizim yörenin festivali diye ve kültür festivali Panayır'dan geldik. Ellerde ağalık vardı. 2020 yılındayız Osman Bey. Artık sponsor olalım. Dünya değişiyor. Globalleşelim. Artık bundan böyle bizim festivallerimizin sponsor olalım. Ben büyüklerime teşekkür ediyorum. Özellikle Haydar Hoca'yla Aziz Yaslan Beyefendi. Keşfetmişler, gelmişler. Biz de birikimimizi Şerefiye Dernekler Federasyonu 2020-2021 sponsor olaraktan değerlendirmeye çalıştık. Kalın sağlıcakla. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar.